Mümin her şeyi yapar. Her günahı işleyebilir. Nefsi var. Acizdir. Ama ne dedi Resulullah Aleyhisselam? Mümin her günahı işler ama yapabilir ama yalan söyleyemez. Yalan söylemez. Biz lakabı emin olan bir peygamberin ümmetiyiz. Emin. Bizans kralı Mukavkıs'a elçi gönderdi Resulullah Aleyhisselam. Bizans kralı, Hristiyanlığın, Batı Roma, Doğu Roma. Doğu Roma, İstanbul yani. Şimdiki İstanbul. Sahabe efendilerimiz gitti. Orada dediler ki bak Muhammed geldi, yeni peygamber var. İman et. Sonra bu kral, Bizans kralı Mukavkıs, onun gerçek peygamber olup olmadığını araştırıyor. Hazreti İsa'nın İncil'deki özelliklerini ona soruyor. Diyor ki, sizin peygamberinizin yanında zenginler mi var, fakirler mi? Etrafında toplananlar zenginler mi, fakirler mi? Diyor ki fakirler. Öksüz mü diyor? Öksüz. Peki, hiç yalan söylediği oldu mu hayatı boyunca diyor. Hiç yalan söylediği oldu mu hayatı boyunca? Hayır. Peygamber olmadan önce de hiç yalan söylememişti. O zaman diyor ki o gerçek peygamber. Yalan böyle bir şey yani. Efendimiz Aleyhisselam o kadar emin bir insandı ki, o kadar emin bir insandı ki, adam putperest, sen peygamber değilsin diyor. Ama bir seyahate giderken altınlarını ona emanet ediyor. Malını ona emanet ediyor. Sen diyor yalan söylüyorsun, peygamber değilsin diye kavga yapıyor. Kafir, putperest. Ama diyor ki al emanetim sende kalsın diyor. Aralarında kavga çıkıyor. Bu Hacerul Esved var ya, gidip istilam ediyorsunuz böyle. Onu koymak için kavga çıkıyor. Sen koyacağım, ben koyacağım. Kabileler arasında, aşiretler arasında. Diyorlar ki ya Muhammed'i çağırın, o aramızda adaletle hükmeder. Daha peygamber değil. Öyle bir peygamber ümmetiyiz. Yalan. Hiç söylememiş bir peygamber. Ama yalanla yatıp yalanla kalkan bir ümmet olmuşuz. Hayatımızın her tarafında yalan bulaşmış artık. İşte, aşta, eşte her tarafımıza yalanlar bulaşmış. Hayatında hiç yalan söylememiş bir peygamberin sabah akşam yalan söyleyen bir ümmetiyiz.